Yarım asrı aşan tecrübesiyle endüstriyel malzeme satışı ve tesisat ürünlerinde hizmet veren Isımatik firmasının Denizli'de faaliyet gösteren iştiraki Erhas Mühendislik, endüstriyel malzemenin işletmelerde doğru kullanımı için köklü deneyim ve tecrübesiyle en uygun malzeme seçimi, tedarik ve satışını gerçekleştiriyor. Su, buhar, doğalgaz, hava ve çeşitli akışkanların geçtiği her türlü mekanik tesisat ekipmanlarının satış ve satış sonrası hizmetleriyle sektörde marka olan firma sektörün nabzı olmayı sürdürüyor. Karaman'da gerçekleşen seminere sanayi şirketlerinin mühendis ve teknik elemanlarıyla satın alma bölümlerinin temsilcileri katıldı. Yaklaşık bu sene 40. yılımız çalışıyorum makine mühendisi olarak. Aynı zamanda makine mühendisi odasının eğitimcisiyim. 95 yılından beri de eğitimler vermekteyim. Buradaki 2 saatlik yaklaşık sunumda önce bir seminerimiz var. Buhar kaçakları ve flaş buhar sistemi. Aynı zamanda da kazan, özellikle buhar kazanı, üzerindeki ekipmanlar önemi konusunda bir sunum yapacağım. Daha sonraki sunumlar UNOX firmamızın ürünleri tanıtım olacaktır. Yoğun katılımla gerçekleşen seminerde enerji verimliliği konusunda öne çıkan buhar kaçaklarının önemi ve geri kazanım sistemleriyle ilgili bilgiler paylaşıldı. Buhar kaçaklarının önemi. Bir buhar kaçağımız var. Bakın arkadaşlar, burada bir videomuz var. Çok küçük bir delikten buhar kaçırmakta. Önemsemiyoruz. Hiç önemli değil. Kaçırsın. Daha sonra tamir edelim. Peki, bu kaçak gerçekten de önemli mi? Evet, önemli. Evet, bu ilacı yönden kaçak buhar miktarını bir hesaplayalım istiyorum. Delik çapı 1 mm olsun arkadaşlar. 5.6 kilogram saatte buhar kaçırmaktadır. Bu hesaplanmış, daha önceki tablolarda da bu vardır. Bunu bulabiliriz. Daha sonra yine bu tabloyu da vereceğim size. Günde 10 saatlik bir çalışmamız olsun bu fabrikada. 10'la çarparsanız 56 kilogram günde buhar kaçırıyor. Bu 1 milim delikten. Peki ayda 26 günlükte bir çalışmamız olsun. 26 ile çarparsanız 1456 kilogram ayda buhar bu delikten, 1 milimetre delikten kaçmaktadır. Kömürle 145 kilogram kömürle 1 ton buhar elde ediliyor. Bu tabii kötü kazanlar daha da artabiliyor. Ben iyi bir kazan, çalışan bir kazandan bu değerleri aldım. 1 ton buhar maliyeti kömür için, buna göre kömürün tonunda 2500 lira olarak kalırsak günümüz şartlarında 362 lira bile mal ediyoruz bir ton buharı. Daha sonra bunun hesabını da yapacağız beraber. Ve o 1 milimetre delikten kaçan buharın parasal kaybı arkadaşlar bir ayda 527,5 liraya geliyor. Termodinamik kondens toplarımızda yine gerçekten de iyi çalışan, özellikle bu konuda iddialı olduğumuz konuların başında da kondens toplar geliyor. Bunu unutmayın. Kullanın lütfen. Bir problemimiz olan dönün bize. Bakalım, inceleyelim. Üretimden mi kaynaklanıyor? Yoksa gerçek kullanımdan mı? Yanlış kullanımdan mı? Yanlış bağlantıdan mı? Olabiliyor. Birlikte çözeriz. Ben eminim ki birçok şey kullanımdan dolayı olabiliyor. Enerjinin çok büyük bir maliyet oluşturduğunu hatırlatan Erhas Mühendislik Genel Müdürü Hilmi Yeşil, enerjide tasarrufun önemine dikkat çekti. Yeşil özellikle Denizli'de organize sanayi bölgesinde satışlarımıza devam ediyoruz, Ege bölgesi ve Akdeniz bölgesinde de atılım yapıyoruz dedi. Teknik destek sorumlusu makine mühendisi Behiç Akkansa, markalar, ürünler ve satış ve satış sonrası hizmetler konusunda sunum yaptı. Behiç Bey, böyle bir problem var, ne yapabilirim? Nasıl giderebilirim? Her zaman cevap veririm. O an göremediysen bir saat, iki saat sonra mutlaka yine dönerim. Sizlere fayda olmak, genç arkadaşlara, mühendis arkadaşlarına, usta arkadaşlarıma yardımcı olmak. Benim misyonum bundan sonra bu. Ben diyorum, para mevki benim için şey değil. Beni CEO yapsanız da benim umurumda değil.
Yaşım 65 arkadaşlar. Dediğim gibi 40 yıllık makine mühendisi. Ama ben artık onları açtım. Benim misyonum artık eğitim, doğru bilgi, doğru ekipman kullanılması ve bu vatanda özellikle doğru işler yapmamız. Bu değerler hepimizin ortak değerimiz. Atmamalıyız, boşa atmamalıyız, boşa harcamamalıyız. Seminerde söz alan Genel Koordinatör Ergün Çakıner de konuşmasında Türkiye'de şu anda Denizli, İzmir'deyiz. Önümüzdeki ayda Antalya'da olacağız. Bayileşme ağımızı genişletmek istiyoruz dedi. Bugün Karaman'da etkin bir seminer düzenledik. Karaman Makine Mühendisleri Odası ile birlikte güzel bir etkinliğimiz var. Güzel geçmesini diliyorum. Isımatik Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Karaevli ise 45 yılın verdiği tecrübe, emekle bugünlere kadar geldik. Bundan sonra daha yeni ürünlerle memleketimize katkı koymaya, firmalarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz dedi. Geldiğimiz nokta Isımatik ve Unox markasını bugünlere getirip memleketimize daha iyi bir hizmet için buralardayız. Başka bir gayemiz yok. Yeni yaptığımız şeyler var Unox olarak. Daha bunların devamı gelecek. Türkiye'de ilk defa yapılan motoru, ana motorunu yaptık. Bundan sonra da onların arkası gelecek daha. Seminere katılan katılımcılar memnuniyetlerini dile getirdiler. Belki de bilmediğimiz birçok konuda çok detaylı bilgilendirdi. Ben buradan hem Unox'a hem Karaman temsilcisi Nurtekne'ye çok çok teşekkür ederim. Biz gerçekten çok memnun kaldık. Hakikaten buharlı kazanlar üzerinde de çok birçok bilmediğimiz, hatta neyi nerede bulacağımızı bilmediğimizi anlamış olduk. Biz fabrikamızda genel olarak zaten özellikle aktivatörlü ve kelebek vanalarda Unox markada yazıyoruz. Bunun da sebebi APDM, beyaz APDM contalı olması. Diğer valve gruplarında da zaten Unox var. Diğer birimlerdeki, diğer bölümlerdeki kondestoplarımızda Unox olması için bir çözüm yolu başlatacağız inşallah.